arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik yaprak çalışması yapacağız şu şekilde birkaç santimlik yaprak çalışmamız olacak bu yapraklarımızı çeşitli süslemelerimizde kullanabilirsiniz tığ örgülerimizde olsun şiş örgülerimizde olsun kullanacağınız yere göre çalışmamızdan faydalanabilirsiniz. Ben küçük bir boy yaprak ördüm. Tabi siz istediğiniz kadar bu boyutu büyütebilirsiniz. Burada ilk temelde yapacağımız işlem zincirimizi çekmek. Yani yaprağımız hangi boyutta olacaksa zincirimizi o boyuta kadar uzatıyoruz. Daha sonrasında ise Aşamalarla e, örgümüzü örmeye bu uç kısmından başlıyoruz. Zincirimizi ne kadar çekeceksek çekelim. Tamamladıktan sonra buradaki sivri görülen kısmımızı sık iğnelerle örmeye başlıyoruz. Sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra aşama aşama buradaki örgümüzü büyüterek ilerliyoruz. Sık iğne daha sonra başını dolayarak alıyoruz. Tabi buradaki sayılar değişkenlik gösterebilecektir. Zincirimizin büyüklüğü ölçüsünde. Daha sonra bir defa başını dolayıp alıyorum. Bir defa başını dolayıp 3 defa da çekiyorum. Önce 2 sonra 3 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum tığımın başını. Bunların sayıları değişkenlik gösterecektir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. ve Bu şekilde bombeleştirdikten sonra yeniden düşüşe geçiyoruz. Ve yaprağımızın dalla birleşen yerini ördükten sonra karşılığında birebir bu tarafın aynısıyla örerek tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben elimde tuttuğum bu ölçüdeki yapraklarımızı sizlerle birlikte çalışmaya başlayacağım. Tabii siz aynı biraz önce yani anlattığım gibi e, istediğiniz kadar bu yaprağımız büyültüp küçültebilirsiniz. Bir tanesini beraber çalıştıktan sonra tamamen e, işleyiş hakkında fikriniz olacak ve ona göre çalışmalar devam ettireceksiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapraklarımızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zinciri çekerek düğümü atıyorum. Hemen yaprağımı çalışmaya başlıyorum. Şöyle ipimi rahatlatıyorum. İçine öreceğim için sıkıştırmıyorum. 10 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Yaprak boyum için yeterli. 10. zincirin hemen yanındaki 9. zincire giriyorum bir tane sık iğne. 8. zincire giriyorum. Yani bir gerisine saymamıza gerek yok. İki tane sık iğneyi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine bir defa da dolamış olduğum ilmeğimi çekiyorum. Yavaş yavaş genişliyorum. Bakınız. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine ikili trabzan örüyorum. İki defa da alıyorum. Biraz öncekini tek seferde çekmiştim. Tekrar bir defa doluyorum. Bu kez bunu 3 defa da alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da aldım. Aşağıdan yukarıya doğru genişledim. Şimdi 2 defa sarıyorum. Sıradakini giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2 ve 3. Burası tam orta göbek genişlik olduğu için buraya 2 defa dolayarak tekrar giriyorum. 2, 2 defa doluyorum en karnının yaprağımızın geniş kısmını örmek için ikinci kez ördükten sonra tekrar aşağıya doğru geçişe başlıyoruz. Burası yaprağımızın en zirve yeri. Bir defa doluyorum. Sıradaki yuvaya girerek 3 defa da örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 ve 2 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. En son başlangıç zincirine bir defa şu şekilde batıyorum son yuvaya girdim şimdi bir defa başını doluyorum diğer tarafa aynı birebir karşılığını öreceğim için şurada geçiş yerim olacak başını doluyorum giriyorum bir ve iki defa da çekiyorum ve diğer tarafa artık dönüyorum tekrar bir defa da alıyorum tam birebir karşılığında aynı işlemlerimi yapıyorum doluyorum Şuradaki tırabzanımı 2 defa çekmiştim. 1 ve 2. Sıradakini bir defa dolayıp 3 defa da almıştım. 2 ve 3. Sıradaki ikili bakınız. 2 i̇ki defa doluyorum. Giriyorum. 1 2 ve 3. 2 2 defa örmüştüm. Aynı yere tekrar ikinci kez girişimi yapıyorum. 1 2 3 yukarıya doğru çıktık. Şimdi aşağıya doğru yine aynı düzen üzeri iniyoruz. Bir defa doluyorum. Tam karşılığına batıyorum. 3 defa da örüyorum. Bir defa doluyorum. Karşılığına batıyorum. 1 ve 2. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğerlerini sık iğne olarak örüyorum ve tamamlıyorum. En son zirveye şu şekilde batıyorum dönüş yaptığım yere. ipimi içerisinden geçiriyorum ve bir zincirle bu kısmı da sivriltmiş oluyorum. Yaprağımızı iple bağlantısını keselim ve kullanılmaya hazır hale gelsin. Evet. Sık iğneden yukarıya doğru genişlettik. Sonra daraldık. Tekrar aynı birebir karşılığını Aynı şekilde karşısına ördük ve yaprağımız tamamlandı. Burada fazla olan ipimizi yaprağımızın arkasını çevirelim. Yukarıya yakın bir yere tığımı geçiriyorum ve ipimi buradan alıyorum. Biraz daha aşağıya geçiyorum. Tekrar ipimi tığımın yardımıyla aşağıya doğru ilerletiyorum. Ve gizleme işlemimi yapıyorum şöyle bir tane de düğümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum buraya düğüm atıp sabitledim zaten içeriği gizledikten sonra dilerseniz tabi düğüm de atmayabilirsiniz tamamen tercihinize göre değişecektir Evet yapraklarımızı bu şekilde hazırladık Tabi dilediğiniz ölçüde de zincirimizi fazlalaştırarak büyütebilirsiniz. Sık iğnelerimizin sayısını bu sivrileceğimiz yerde artırarak dilediğimiz kadar büyüklükte bu güzel yapraklarımızı örebiliriz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.